Ve bu güzel yeteneği de elbette paylaşmış olduk. Güzel bir haberle başladık. O zaman ben de hızlıca şunu sorayım Fatih Bey. Biliyorsunuz Türkiye'nin kritik seçimine doğru gidiyoruz, kader seçimine doğru gidiyoruz. Ve şöyle bir tarihi tablo yaşanıyor. Millet İttifakı biliyorsunuz farklı tabanlardan olan partileri, seçmenleri birleştirdi. Ama komünistinden işte az önce yayınımızda da bahsetmiştik. Ürgücüsüne, sosyal demokratına herkes bir araya gelmiş gibi görünüyor. Türkiye'nin bu kader seçimi için. Kılıçdaroğlu için. Evet, Kılıçdaroğlu için tabii ki. Siz de bir komünist olarak neden sosyal demokrat Kılıçdaroğlu diyorsunuz? Özellikle vurgulayarak sormak istedim. Ya aslında şöyle bir şey söyleyeyim ben. Yani Türkiye'de biliyorsunuz bu bizler de ittifak ettiği olduğumuz Emek Özgürlük İttifakı'nda ortaklaştığımız bir süreci yaşıyoruz. Süreç içerisinde de zaten açıklamalar yapıldı. Bu açıklamaların temel sebebi aslında 20 yıldır bir ülkenin iyi yönetilmediği bütün dünyada, bütün ülkemizdeki bütün insanlar fark etmeye başladı. Bundan kaynaklı da insanların büyük bir bölümü. Yani mesela ben ülkede gezdiğim, gördüğüm bütün alanlarda sağ sol demeden aslında bu meselelerle ilgili hemen hemen herkes mevcut yönetimden rahatsız. Mevcut yönetimden rahatsız olmasından kaynaklı da bir başka alternatif olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu görmeye başladılar. Yani evet 4 tane yarışan Cumhurbaşkanı adayı var. Hiç haksızlık yapmamak adına hepsini söylemek istiyorum. Ama görünen o ki Kılıçdaroğlu halk tarafında bir teveccühü de söz konusu. Gerek toplumdaki karşılığı mesela gezdiğim, gördüğüm her yerde toplumun bütün alanı, bütün yerlerinde şöyle bir şey var Hakan Bey, Gizem Hanım diyor ki yani kamuda gelmiş toplum içerisinde bir saygınlığı söz konusu, nezaket kuralları içerisinde gerçekten sabrı söz konusu ve bundan kaynaklı da toplumun büyük bir bölümü şu anda Kılıçdaroğlu'na dair olumlu şeyler söylüyor. Tabii yine de 14 Mayıs aslında belirleyici olan 14 Mayıs ama toplum sanki kararını vermiş. Yani mevcut iktidar karşısındaki en güçlü adaya yönelik bir destek, bir şey söz konusu gibi görüyorum. Evet, yani Kılıçdaroğlu'na desteği, birliği söz konusu. Yani şöyledir aslında, genelde biliyorsunuz biraz sol jargonda sosyal demokratlar kapitalizmin stepnesi derler. Ama ilk kez Türkiye'de, evet bir ironik olarak öyle yaklaşalım. Genelde siz öyle bakıyorsunuzdur ama Türkiye öyle zor koşullardan geçiyor ki neredeyse TKP'sinden tipine, işte HDP'sinden, hakkını yemeyeyim bütün diğer o sol partilere kadar herkes bir şekilde ayrı ayrı adaylar çıkarıp gövde gösterisi yapmak yerine Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'na üzerinde birleşmiş gibi. Bu hiç yaşamaya alışkın olmadığımız bir sahne aslında. Evet doğru. Sosyalistler şöyle bakar. Burjuva siyasetini tamamıyla reddeder. Eğer halkçı, kamucu değilse meselelere bu şekilde bakar ama gördük Türkiye'de belki onlarca sosyalist ya da yurtsever siyaset şöyle diyor. Mevcut işte Cumhurbaşkanı'na karşı en güçlü Cumhurbaşkanı'nı destekleyeceğiz. Artık gidilmesi gerektiğine dair sözler söylemeye başladı. Yani şunu da söyleyelim. Hepimizin aslında bu gelecekte bu ülkeye dair kaygıları söz konusu olmaya başladı. Yani tarımından, sanayisinden, ekonomisinden, eğitimine, sağlığına dair artık yavaş yavaş ülke gerçekten yönetilemez ve işlemez hale geldi. Bu her birini kaygılara sürüklüyor. Bundan kaynaklı da aslında toplumun büyük bölümü şöyle. Yani keşke şöyle bir şey söyleyeyim. Keşke sosyalistlerin güçlü bir adayıyla bu ülkede söz sahibi olabilecek bir yönetim bir şeyi olsun. Ama görünen o ki kimse buna hazır değil. Bu hazır olmamasından kaynaklı da mevcut yönetime karşı Kılıçdaroğlu destek kararları çıkardı. Şunu da söyleyelim. Yani toplum içerisinde Hakan Bey hepimiz biliriz. Yani somut şeyler önemlidir. Yani Türkiye halkı süreç içerisinde artık kararını verdi. Bu karardan sonra herhangi birinin çıkıp başka bir tartışma yürütmesi çok fazla kabul de görecek bir durum değil. Aslında biraz da böyle bakmak lazım. Bundan kaynaklı da bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Dersimli bir bireyin Türkiye'de bu şekilde Cumhurbaşkanı adayı ya da başarılı bir sonuca gitmesi hemen hemen herkesi özellikle Dersim halkı açısından çok daha olumlu. Doğru. Şimdi Gizem herhalde onu da soracaktır.
ki Kılıçdaroğlu biraz Türkiye'nin Obama'sı gibi de görünüyor. Yani siyasi gibi biraz Tunceli'nin de özellikle böyle hep 12 Eylül'den beri sakıncalı şehirlerden biri sayılmasından da yola çıkarsak o sakıncalı şehirden de bir cumhurbaşkanı geliyor gibi görünüyor. Galiba Tunceli'de de bu yönde de bir ilk yaşanacak aslında. Tunceli özelinde nasıl bir hava var? Ya bizden de cumhurbaşkanı olmuş, bizim hayatımız sakıncalı şehir olarak geçti. Fakat içimizden biri Tunceli'li, biri cumhurbaşkanına doğru gidiyor. Zaten bu heyecan aslında şehirde aslında hakim olan. Şunu söyleyeyim size. Yani bizim şehir, yaşadığımız şehir Dersim ya da o bölgede gerçekten eğitim düzeyi yüksek olan, gerçekten evet, muhalif yani. Artvin'le Tunceli söylenir hep mesela, Türkiye'nin en evet, eğitimli şehri diye. Okuma yazma anlamında Tunceli evet. Gerçekten örnektir. Evet, yani muhalif yanından kaynaklı bütün iktidarlar zamanında hep böyle ötekileştirilmiş, yatırım yapılmamış, uzak görülmüş, hatta zaman zaman suçlayıcı şeklinde söyleseler de aslında o muhalif yani sol yani gerçekten de bilime olan inancı, yaşam alan içerisinde herkese eşit davranan, hiç insani insan ayrımı yapmayan, milliyet, inanç ve benzeri hiç ayrımı yapmayan bir şehir bu bütün burjuva siyasetleri için risk ve tehlikeli olarak görüldü. Evet bu dönem daha fazlaydı ama bundan önce de öyleydi. Hatırlamıyorum. Mesela 80'lerde de Dersim hep böyle bu muhalif yanından dolayı, 70'lerde de böyle, 60'larda da böyle hep böyle bir muhalif göründü ama yasaklı. Yasaklı ama tarih aslında haklı olanı, tarihi haklı olanı göstermeye de başladı. Aslında bu ülkenin ve bu dünyanın bu tür şehirlere, bu tür diyelim ki bilime inanan, eğitim düzeyi yüksek, ülkede insan ayrımı yapmayan, eşitlikçi, hakça bölüşümü isteyen insanlara artık şehirlere muhtaç artık. Aksi takdirde gerçekten ayrışımcı, ötekileştirici ve benzer dil her birimiz için bir risk, bir şey yani. Kaygı duyuyor insanlar artık. Bizler bu ülkede, bu dünyada yaşıyoruz. Bu ülkede neden birbirimizle ayrıştırıcı, çatışmacı bir durum olsun ki? Yani gittiğimiz her yerde mesela ben Yozgat'a gidiyorum, Rize'ye gidiyorum, Trabzon'a gidiyorum. Türkiye'nin çok illerine gidiyorum. Gerçekten hiç ayrım yapmadan orada halktan insanların büyük bir teveccühü, büyük bir sempatisi var. Ama maalesef siyasetler bunu, bu tür şeyler yaptılar. Ama sanki artık yavaş yavaş ülkede halkımız da, Türkiye halkı da bu kararı verdi. Artık ayrışıma karşı çıkıyor, ötekileştirmeye karşı çıkıyor. Herkesin birlikte yaşadığı bir dünya için herkes bir araya gelecek gibi diye düşünüyorum. Evet, şimdi tabii tüm bunları söylerken siz de ifade ettiniz. Yani endişe verici bazı olaylar da şöyle belki yaşanabiliyor. Diyarbakır merkezli 21 ilde düzenlenen operasyon. Muhakkak sizin de haberiniz vardır. Bazı gazetecilerin de gözaltına alındığını duyuyoruz. Yüzü aşkın keza gözaltı var. Ama HDP zaten HDP taraflarından şöyle bir ifade de geldi. Gözaltıların topluma ve onun siyasi tercihlerine açık bir gözdağı ve tehdit olduğunu düşünüyoruz dediler HDP tarafları. Siz Tunceli'de de böyle düşünüyor musunuz? Var mı böyle gözaltılar, baskılar? Evet ve acaba bu gözaltıları HDP'lilere özellikle seçim öncesi operasyonu olarak görüyor musunuz? Yani evet şöyle gerçekten de tam da bu döneme denk gelmiş olması bir tesadüf değil diye düşünüyorum. Onu söylemek lazım. Bir de şunu da söyleyeyim. Gerçekten de şimdiye kadar bu şehirde ya da bu ülkede maalesef hep muhalif olan, gerçekten de hep şey olarak görülen herkese böyle operasyonlar yapılıyor. Bu dönemde bu operasyonları doğru bulmuyoruz. Gazeteciler var.